Merhaba Hatice'li Örgü Keyfi izleyicileri. Bugün sizlerle bayan çeyizlik yeleklerde kullanabileceğimiz güzel bir model çıkartacağız. Modelimizin bir tanesini ben Alize Angora Gold iple çıkardım. İkinciyi de Nako Rekor iple beraber göreceğiz. Şimdi örneği çıkartmak için şöyle bir örnek 10 ilmek üzerine kuruluyor. Bir örnek 10 ilmek, ikinci örnek 20 ilmek. Sol kenara da muhakkak 4 tane ilmek atıyoruz. Yani ben 2 tane örnek çıkartacağım. 10, 20, 24. Ve bunun ön olduğunu düşünürsek ön pat içinde 6 tane ilmek attım. Toplamda şişime 30 tane ilmek attım. Birinci örneği çıkartırken alt kısmına haraşo ördüm. İkinci örnek için de lastik başladım. Videonun sonunda bakarız hangisi daha güzel olduysa siz ona göre yapabilirsiniz. Şimdi iki örnek çıkartmak için 30 tane ilmeğimi attım. Örneklerimizi hep örgünün ön yüzünden başlayacağız. Hepimize kolay gelsin. 30 tane ilmeğim var. Yeleğimin alt kısmında bir ters, bir düz olarak lastik ördüm. Burada sağ taraftaki alt ilmek ön pat için hep lastik olarak örülüyor. Şu anda örgün ön yüzündeyiz. Ön pattaki alt ilmeğimi bir ters, bir düz olarak lastik örüyorum. Alt ilmeğimizi lastik ördük. Şimdi örnek yapımına başlıyoruz. Buradaki örneğin adı su yolu örneği. Su yolundan önce 4 tane ters ilmeğim var. Örgün ön yüzündeyim. 4 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 4 ilmek ters ördük. Su yolu için 3 tane düz. 3 tane düz. Şuradaki örneğin adı da kahve çatlağı örneği. Kahve çatlağı örneği içinde 3 tane düz örüyoruz. Yani burada toplamda 6 tane düz olarak örüyorum. Birinci örnek için 4 ilmek ters, 6 ilmek düz ördük. Buraya kadar birinci örnek başlanmış oldu. Şimdi ikinci örneğe başlıyorum. Yine 4 ilmek ters. 6 ilmek düz. İkinci örneği de bu şekilde başladık. Sol şişimizde 4 tane ilmeğimiz kaldı. Burada kenarda muhakkak kahve çatlağından sonra 4 tane ilmeğimiz olması gerekiyor. Kalan 4 ilmeğimizi de ters olarak örüyoruz. Örneklerin başında ve sonunda 4 tane ters ilmek var. Birinci sıramızı bu şekilde ördük. Döndük örgünün arka yüzüne. Örgünün arka yüzüne hiç örnek yapılmıyor. Şöyle düzler düz olarak örülüyor, tersler ters olarak örülüyor. Şöyle ilmeklerim, örneğimi de çevireyim. Kenarda 4 tane düz. Burada 6 ilmek ters. Örgünün arka yüzüne hiç örnek yapmıyoruz. Düzleri düz olarak örüyoruz, tersleri ters olarak örüyoruz. Şimdi 6 tane ters ördüm. 4 ilmek düz. Ve 6 ilmek ters. Alt ilmeğimizi ters ördük. 4 tane düz. Ve sol şişimizde 6 ilmeğimiz kaldı. Bu kalan 6 ilmeğimizde ön pattaki lastik ilmekler. Burası da her zaman bir ters, bir düz olarak lastik örülüyor. Döndük örgünün ön yüzüne. Örneklerde 3. sıramız. Şurası ön pat için 6 ilmek lastik. Birinci sırada sadece örneklerimizi kurduk. İkinci sırada şimdi örnek yapımına başlıyoruz. Şimdi 6 tane lastik ilmeğimi ördüm. Burada 4 tane tersle başlamıştık. Şurada su yolundan önce 4 tane ters vardı. Burada 3 tanesini ters olarak örüyoruz. Bir ilmek kalıyor.
3 ilmeğimizi ördük. Şimdi 4. ilmeğin yerini değiştireceğiz. 4. ilmeği buradan alıp su yolunun sol tarafına koyacağız. Sağ tarafındaki ilmeği alıyoruz. Su yolunun sağ tarafındaki ilmeği alıp sol tarafına bırakacağız. Şimdi 4. ters ilmeği şöyle ayrı bir şişe alayım. Onu ayrıca göstereceğim. Şöyle bir şişe ayırdım. Su yolu için burada ilmeğim arka tarafından geçirin ilmekleri. Örgün ön yüzü düzgün bir şekilde olsun. Su yolunda 3 tane ilmeğim var. 3 ilmeğimi örmeden sağdaki şişimi alıyorum. Su yolundaki 3 ilmeği aldık. Buradan bir tane ters ilmek almıştık. Buradaki ilmeği soldaki şişimize taktık. Su yolundaki 3 ilmeği de geri takıyoruz soldaki şişimize. Daha örmedik onları. Şöyle yaptık. Su yolunun kenarına sağ tarafındaki ilmeği aldım. Sol tarafına geçirmiş oldum. Şimdi 3 tane ters ördükten sonra su yolu için 3 ilmek düz. Yani su yolu dedim şöyle kıvrılan burası su yolu oluyor. 3 tane ilmek düz. Buradan bakın örgünün arka yüzünden getirdiğim bir tane ters ilmek var. Bu ilmeği de ters olarak örüyoruz. Yani tam şuraya ortaya getiriyoruz ilmeklerimizi. Bir tane ters. Burada 3 tane düz ilmeğim kaldı. Bu 3 düz ilmeği de kahve çatlağı örneği yapacağız. İpimi arkaya attım. 3 tane düz ilmeğimiz var. 3. düz ilmeği tuttuk. Şimdi kahve çatlağı örneğini yapıyorum. 3. düz ilmeği tuttum sağdaki şişimle. Diğer 2 ilmeğin üzerinden geçirdiğim ve bıraktım. Burada ilmeklerimi bağlamış oldum. Kahve çatlağı için önce 1 ilmek düz. Burada 2 tane ilmek kaldı. Oradaki ilmeği arttıracağız. Ördüğümüz ipi sağdaki şişe doladık. 1 tane artma ve 1 ilmek daha düz. Burada da kahve çatlağı örneğimi yaptım. Şimdi birinci örnek bu şekilde tamamlandı. İkinci örneğe başlıyoruz. Yani tam şu anda buradayım. Kahve çatlağı örneğini yaptım. Tam şu anda buradayım. Burada 4 tane ters ilmek var. 3 tanesini ters olarak örüyoruz. 3 tane ilmeği ördüm. 4. ilmeğimi şöyle ayrı bir şişe ayırarak gösteriyorum özellikle. 1 tane ilmeği ayırdık. Buradaki su yolunun sağ tarafındaki ters ilmeği alıp sol tarafına geçiriyoruz. Bir tane ilmeği ayırdım. Su yolu için 3 tane ilmeğim var. 3 ilmeği örmeden sağdaki şişime alıyorum. 3 ilmek örülmeden sağdaki şişe alındı. Ayırdığım 1 ilmeği sol taraftaki şişime taktım. Sonra örmeden aldığım sağ şişe aldığım 3 ilmeği de geriye takıyorum. Şimdi ilmeklerimizi örmeye başlıyoruz. Su yolu için 3 tane düz. Şöyle bakın sağdan sol tarafa aldığım ters ilmek var. Aldığım bu ilmeği yine ters olarak örüyorum. Şimdi kahve çatlağı örneğine sıra geldi. İpimi arkaya attım. Kahve çatlağı içinde 3 tane düz ilmeğimiz var. 3. düz ilmeği tuttuk. Sağ şişimle aldım. Diğer 2 ilmeğin üzerinden geçirdim ve bıraktım. 3. ilmeği 2 ilmeği bağlamakta kullanıyoruz. Burada 2 tane ilmek kaldı. Birinci ilmek düz kahve çatlağı için. Tam ortada artma yapıyoruz. Ördüğüm ipi sağdaki şişe doluyorum. Bir tane artma ve bir ilmek düz. Yine burada kahve çatlağı örneğinde de 3 tane ilmeğim oldu. Sol şişimizde 4 tane ilmeğimiz var. Bu ilmek şimdilik hiç değişmiyor. Kenardan 4 tane ters olarak devam edecek. Buradaki ilmekleri hep 4 ilmek ters olarak örüyoruz. Bu şekilde örneğimizi 3. sırasında tamamladık. Döndük örgünün arka yüzüne. Örgünün arka yüzünde düzler düz, tersler ters olarak örülüyor. Kenarda 4 ilmek düz. Kahve çatlağı örneğinde 3 tane ters ilmeğim var. 3 ilmek ters. Burada bakın 1 tane ilmeği getirdik ortaya. Getirdiğim ilmeği düz olarak örüyorum. Su yolunda yine 3 tane ilmeğim var. 3 ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Burada 3 tane düz kaldı. 3 tane düz. Burada ikinci kahve çatlağı örneğine geldim. Kahve çatlağında 3 tane ilmeğim var. 3 ilmeğimizi örgünün arka yüzünde ters olarak örüyoruz. Örgünün arka yüzünde örnek yapılmıyor. Düzler düz olarak, tersler ters olarak örülüyor. Kahve çatlağından sonra bakın getirdiğim ilmek var. 1 ilmek düz.
Su yolu için 3 ilmek ters. Ve 3 tane düz kaldı burada. 3 ilmek düz. Ve 6 tane kalan ilmeği de lastik olarak örüyoruz. Döndük örgün ön yüzüne, 5. sıramıza. Yine örneklerimizi yaparak devam edeceğiz. Ön pattaki 6 ilmek lastik. Lastikten sonra burada tam şurada su yoluna kadar 3 tane ters ilmeğim kaldı. Bunun 2 tanesini örüyorum. 2 ilmek ördüm. Sonuncu 3. ters ilmeğimi yine aldım. Şöyle bir tane şişe ayırdım. Su yolundaki 3 ilmeğimi örmeden sağdaki şişime alıyorum. 3 ilmeği sağdaki şişimize aldık. Ayırdığımız 1 ilmeği sol taraftaki şişime taktım. Burada su yolunun kenarında 4 tane ters ilmek var. Onları tek tek iç tarafa doğru alacağız. Ayırdığım 1 ilmeği soldaki şişime taktım. Su yolu içinde 3 tane ilmeğim var. 3 ilmeğimi yine soldaki şişime taktım. Örmeye başlıyorum. Önce su yolundaki 3 ilmek düz olarak örülüyor. Burada su yoluyla kahve çatlağının arasında tam şurada ortada 2 tane ters ilmek oldu. 2 ilmek ters. Şimdi kahve çatlağı örneğine sıra geldi. Burada örnek yapmayacağız. Kahve çatlaklarını 4 sıra arayla yapıyoruz. Buradaki kahve çatlağı örneğinde 3 ilmek düz. Şöyle birinci örneğimizi tamamladık. Su yolumuz bakın sağ tarafa doğru kaymaya başladı. Burada sağ taraftaki ilmekleri tek tek sol tarafa şuraya iç kısmına doğru alıyoruz. Devam ediyorum. Burada ikinci örneğe başlıyorum. 3 tane ters ilmek var. 2 tanesini ters olarak ördüm. 3. ilmeğimizi şöyle 3. bir şişe ayırdım. Önce su yolundaki ilmekleri sağdaki şişime alıyorum. Örmüyorum. Sonra öreceğiz. 3 ilmeği ayırdıktan sonra ayırdığım tek ilmeği soldaki şişime taktım. Su yolundaki 3 ilmeği yine soldaki şişime taktım. Önce su yolundaki 3 ilmek düz olarak örülüyor. Su yolundan sonra 2 tane ters ilmek. Kahve çatlağı için 3 tane düz ilmeğim var. Bu sırada örnek yapmıyorum. 3 tane düz. Bakın şöyle su yollarımız sağa doğru kayıyor. Devam ediyoruz. Sol şişimize 3 tane ters ilmeğimiz var. Buradaki 3 ters hep tek tek ters olarak örülüyor. Bu kenardaki 4 ilmeğe hiç örnek yapmıyoruz şu anda. Sonra onu ikinci örnekte şurada örnek yapacağız onlara. Şimdi bu şekilde ördük. Döndük örgünün arka yüzüne. Örgünün arka yüzünde ne görüyorsak o. Düzler düz olarak örülüyor. Tersler ters olarak örülüyor. Kenarda 4 ilmek düz. Kahve çatlağında 3 ilmek ters. Orta kısımda bakın getirdiğim ilmekleri de örgünün arka yüzünde düz olarak örüyorum. Su yolunda 3 ilmek var. Ve su yolundan sonra da 2 tane düz ilmek kaldı. Bu şekilde örgünün arka yüzünde tersleri ters olarak, düzleri de düz olarak örelim. Döndük örgünün ön yüzüne 7. sıramıza. Şimdi ön pattaki 6 ilmek yine lastik olarak devam ediyor. Lastikten sonra su yoluna kadar 2 tane ters ilmeğim kaldı. Bir tanesini örüyorum. Bir tane ördüm. Şimdi son bir tane ters ilmeğim var. Ters ilmeği şöyle şişime ayırdım yine. Su yolundaki 3 ilmek örmeden sağdaki şişe alınıyor. Ayırdığımız bir ilmeği de soldaki şişe taktık. Su yolundaki ilmeklerimi de geri taktım. Örmeye başlıyorum. Su yolunda 3 tane düz. Ördüm. Burada su yoluyla kahve çatlağının arasında 3 tane ters ilmek oldu. Tek tek ilmeklerimizi sağ taraftan sol tarafa taşıyoruz. 3 tane ters. Şimdi kahve çatlağı örneğine sıra geldi. Burada örnek yapacağız. İpim arkaya attım. Kahve çatlağı örneğinde 3 tane ilmeğim var. 3. düz ilmeği tuttum. Sağ şişimle.
Diğer iki ilmeğin üzerinden geçirdim ve bıraktım. Üçüncü ilmeği bağlamak için kullanıyoruz. Burada iki tane ilmek kaldı kahve çatlağı örneğinde. Bir tane düz. Ördüğüm ipi sağdaki kişe doladım. Bir tane artma kahve çatlağı için. Bir ilmek düz. Yine kahve çatlağında üç tane düz ilmeğimiz oldu. Birinci örneği tamamladık. İkinci örneğe başlıyorum. İki tane ters ilmeğim var. Önce birini ördüm. Ters olarak ördük. İkinci düz ilmeğimizi ayırdık. Su yolundaki 3 ilmeği örmeden sağdaki kişime aldım. Ayırdığım bir tane ilmeği soldaki kişime taktım. Sonra su yolundaki ilmeklerimi de takıyorum. Şimdi önce su yolundaki 3 ilmek düz. Su yolundan sonra kahve çatlarına kadar 3 tane ilmek oldu. 3 ilmek ters. Kahve çatlağı örneğini yapacağım. Kahve çatlağı örneğinde 3 tane düz ilmek var. 3. düz ilmeği tuttum. Diğer 2 ilmeğin üzerinden geçirdim ve bıraktım. Kahve çatlağında 2 tane ilmek kaldı. 1. ilmek düz. Tam ortada artma yapıyorum. Ördüğüm ipi sağda kişe doladım. 1 tane artma ve 1 ilmek düz. Burada kahve çatlağında yine 3 tane ilmeğim oldu. Sol şimdi 4 ilmek var. 4 ilmeğimi hep ters olarak görüyorum buraya. Son 4 ilmeği örnek yapmamıştık. Şöyle örneğimi göstereyim. Su yolumuz sağ tarafa doğru kayarak devam ediyor. Döndük örgünün arka yüzüne. Örgünün arka yüzüne başlangıçta 4 ilmek düz. Kahve çatlağında hep 3 tane ilmek var. 3 ilmek ters. Burada kahve çatlağıyla su yolun arasında 3 tane ilmeğim var. 3 ilmek düz. Ve su yolu için 3 ilmek ters. Şöyle ilmeklerimi göstereyim. Bakın su yolun üzerinden ilmeklerimizi örgünün arka yüzüne tek tek iç tarafa doğru geçiriyoruz. İlmekler bu şekilde geçiyor. Burada bir tane ters ilmeğimiz kaldı. Kahve çatlağı için 3 tane ters. Tam ortada 3 ilmek düz. Su yolu için yine 3 ilmek ters. Ve 1 tane düz. Kalan 6 ilmeğimizde yine lastik olarak örüyoruz. Döndük örgün ön yüzüne 9. sıraya. Ön pattaki 6 ilmek lastik. Altı tane lastik ilmeğimi ördüm. Burada bir tane ters ilmeğim kaldı. Şimdi buradaki bir tane ters ilmeği şöyle ayırdım. Örmeden ayırdım. Su yolunda 3 tane ilmeğim var. Su yolundaki 3 ilmeği sağdaki kişimize örmeden aldık. Tek kalan ilmeğimi de soldaki kişime taktım. Su yolundaki ilmekleri de taktım. Burada ön pattaki lastik ve su yolu burada birleşiyor. 6 tane lastik ördüm. Su yolundaki 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Burada başlangıçta 4 tane ters ilmeğimiz vardı. İlmekleri tek tek örneklerin ortasına, su yolu ve kahve çatlağının örneklerin ortasına kadar taşıdık. Burada su yoluyla ön pat birleşmiş oldu. Lastikten sonra hemen 3 tane su yolunu ördüm. Burada su yoluyla kahve çatlağının arasında ortada 4 tane ters ilmek oldu. 4 tane ters. Kahve çatlağında 3 tane düz ilmeğim var. 3 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Kahve çatlağı örneği 4 sırada bir oluyor. Burada örnek yapmadım. Şöyle örneğimi göstereyim. Birinci örneği bakın bu şekilde tam yarı oldu örnek. Bu su yolu ön pata değdiğinde örnek yarılanmış oluyor. Yani şu anda tam buradayız. Şimdi ikinci örneğe başlıyorum. İkinci örneğe de bir tane ters ilmeği var. Onu ayırdım. Su yolundaki 3 ilmeği örmeden sağdaki kişime aldım. Ayırdığım ilmeği soldaki kişime taktım. Su yolundaki ilmeklerimi de geriye taktım. Buradan kahve çatlağından sonra hemen su yoluna başlıyorum.
3 tane su yolunda düz. Burada birinci örnek ön pattaki lastiğe değiyor. Burada da kahve çatla örneğine değiyor. Arada ters ilmek kalmayana kadar bu şekilde ilmeklerimizi tek tek taşıyoruz iç tarafa doğru. Su yolunda 3 ilmek düz. 2 örneğin arasında 4 tane ters ilmeğim var. 4 ilmek ters. Kahve çatla 3 düz. Ve kenarda 4 ilmek ters. Dokuzuncu sıramızda bu şekilde tamamladık. Döndük örgünün arka yüzüne. Örgün arka yüzünde düzler düz olarak örülüyor. Tersler ters olarak örülüyor. Döndük örgün ön yüzüne. 11. sıraya. Şu ana kadar 2 tane kahve çatlağı örneği yaptık. Ve buradaki su yolu da ön pata değdi. Yani örneğimiz yarım oldu. Şimdi su yolunu önce sağ tarafa doğru götürdük. Şimdi de sol tarafa doğru gittireceğiz. Ön pattaki 6 ilmek lastik. Şimdi burada su yolunda 3 tane ilmeğim var. Burada da şöyle bir şey yapacağız. Ortada 4 tane ters ilmek oldu. Burada ters ilmeklerimizi tek tek sağ tarafa doğru taşıyacağız. Şimdi önce şöyle üçüncü bir şişe aldık yine. Su yolunda 3 tane düz ilmeğim var. Bu sefer 3 tane ilmeği üçüncü bir şişe aldım. Şöyle bıraktım. Sağdaki şişimi aldım. Bir tane ilmeği örmeden sağdaki şişimi aldım. İlmekleri tek tek alacağız yine. Bir tane ilmek ayırdık. Onu bıraktık. Sol şişime su yolundaki 3 ilmeği takıyorum. Su yolundaki 3 ilmeği taktım. Ve ayırdığım bir ilmeği takıyorum sonra da. Su yolunun sol tarafında bir ilmek aldım. Sağ tarafına geçirmiş oldum. Şimdi önce ayırdığım bu bir tane ilmeği. Ön pattaki 6 ilmek lastik örüldükten sonra ayırdığım bir ilmek. Önce ters. Su yolu için 3 ilmek düz. Su yolunda 3 ilmek düz ördüm. Burada orta kısımda 3 tane ilmeğimiz kaldı. Kalan 3 ilmek yine ters. Şimdi kahve çatlağına sıra geldi. Yine kahve çatlağı örneğini yapacağız. 3. düz ilmeği tuttuk. Diğer 2 ilmeğin üzerinden geçirdiğim ve bıraktım. 1. ilmek düz. 2. ilmeği ördüğüm ipi sağdaki şişe dolayıp artma yapıyorum. Ve 3. ilmek düz. Burada arada ilmeklerimizi kontrol edelim. Hep kahve çatlarında 3 tane ilmek olacak. Şimdi kahve çatlağı örneğimizi yaptık. İkinci örneğe başlıyoruz. Burada hemen su yolu var. Su yolunda önce 3. şişe aldım. 3 ilmeğini ayırdım. Sağdaki şişimi alıyorum. Buradan bir tane ters ilmek aldım. Örmeden sağdaki şişimize aldık. Ayırdığım su yolundaki 3 ilmeği de soldaki şişime takıyorum. Sonra ayırdığım tek ters ilmeği de taktım. Önce bir tane ters. Sonra su yolundaki 3 ilmek düz. 3 tane ilmeği ördükten sonra orta kısımda 3 tane ters kaldı. 3 ilmek ters. Ve kahve çatlağı örneği. 3. düz ilmeği tuttum. Diğer 2 ilmeğin üzerinden geçirdim ve bıraktım. Kahve çatlağı için 1 düz. Ördüğüm ipi sağdaki şişe doladım. Bir artma ve bir düz. Burada 4 tane ters ilmek var. Bunlar hiç değişmedi. 4 tane ters. Döndük örgünün arka yüzüne 12. sıraya. 12. sırada örgünün arka yüzünde yine düzler düz olarak tersler ters olarak örülüyor. Döndük örgün ön yüzüne. 13. sıramıza. 13. sıramızda yine ön pattaki 6 ilmek lastik. Lastikten sonra burada bir tane ters ilmeğim var. Bir tane ters. Su yoluna sıra geldiğinde burada su yolunu hemen örmüyoruz. Burada su yolunun sol tarafındaki ters ilmekleri sağ tarafa doğru alıyorum. Şimdi bir tane ters ördüm. Su yolundaki 3 ilmeğimi
Üçüncü bir şişe ayırdım. Kendime doğru bıraktım. Sağdaki şişimi aldım. Bir tane ters ilmeği aldım. Örmeden sağdaki şişime. Şimdi üç tane ilmeğimizi, suyumdaki ilmeği soldaki şişimize geri takıyoruz. Bunları daha örmemiştik. Ve ayırdığım tek ilmek, onu da soldaki şişime taktım. Ayırdığım ilmeği de yine ters olarak örüyorum. Burada iki tane ters oldu. Su yolunda 3 ilmek düz. Su yolundan sonra iki tane, ortada iki tane ters ilmeğimiz kaldı. 2 ilmek ters. Kahve çatlağı örneğinde 3 ilmek düz. Burada örnek yapmadım. Birinci örneği tamamladım. Bakın şöyle su yolumu göstereyim. Su yolumuz önce sağ tarafa doğru gitti. Şimdi sol tarafa doğru yamultuyoruz su yolu örneğini. Devam ediyorum. İkinci örneğe başlayacağım. Önce bir ilmek ters. Su yoluna sıra geldiğinde önce ilmek ayıracağız. 3 tane ilmeğimi su yolundaki ilmeği örmeden üçüncü bir şişe aldım. Buradan bir tane ilmek ayırdım. Ayırdıktan sonra su yolundaki 3 ilmeği soldaki şişeye geri takıyoruz. Önce ayırdığım bir tane ilmeği ters olarak örüyorum. Sonraki su yolundaki 3 ilmeği düz olarak örüyorum. Şöyle su yolunu ördükten sonra ortadan 2 tane ters. Kahve çatlağı için 3 ilmek düz. Sonunda da yine 4 tane ters. Örneklerimizi bu şekilde yaparak devam ediyoruz. Dönüyoruz örgünün arka yüzüne. Örgünün arka yüzünde düzler düz, tersler ters olarak örülüyor. Döndük örgünün ön yüzüne 15. sıraya. Şimdi ön pattaki 6 ilmek yine lastik olarak örülüyor. Ön pattan sonra 2 tane ters ilmeğimiz var. 2 ilmek ters. Şimdi su yoluna sıra geldi. Su yolunun sol tarafında ters ilmek var. Bir tanesini sağ tarafa geçireceğim. Şöyle de yapabilirsiniz. 3 tane su yolunda düz ilmeğimiz var. Şöyle örgünün arka yüzünden sağdaki şişimi aldım. Dördüncü ilmeğe şişimi taktım. Dördüncü ilmeği tutuyorum. Diğer 3 ilmeği çıkardım. Dördüncü ilmeği bakın sağdaki şişim ayırdı zaten. 3 ilmeği geriye taktım. Dördüncü ilmeği ters ilmeğimizi aldık. Birinci ilmek olarak getirdik öne. Bu şekilde de yapabilirsiniz. İsterseniz üçüncü bir şeyle de yapabilirsiniz. Şimdi burada bir tane daha ters oldu. 3 tane ters ilmek oldu burada. 3 tane ters. Su yolunda 3 ilmek düz. Su yoluyla kahve çatlağının arasında bir tane ters ilmek kaldı. Bir ilmek ters. Şimdi kahve çatlağı örneğimizi yapacağız. Kahve çatlağı örneği içinde üçüncü düz ilmeği tuttum. Diğer iki ilmeğin üzerinden geçirdiğim ve bıraktım. Kahve çatlağında iki ilmek kaldı. Önce bir ilmek düz. Bir tane artma ve bir düz olarak örüyoruz. Birinci örneğimizi tamamladık. Şöyle bakın su yolumuzda sol tarafa doğru döndü artık. Örnek düzgün bir şekilde devam ediyor. Buradaki su yoluyla kahve çatlağı örneği birleşene kadar bu şekilde devam edecek. Arada bir tane ters ilmek kaldı. Yani bir ilmek daha yer değiştireceğiz. Şimdi ikinci örneğe başlıyoruz. Önce 2 ilmek ters. Su yoluna geldiğimde ipimi arkaya attım. Şöyle bakın. Su yolunda 3 tane ilmek var. Biz dördüncü ilmeği alacağız. Örgün arka yüzünden sağdaki şişimi aldım. Dördüncü ilmeğimize şişimizi takıyoruz. Dördüncü ilmeği şişi taktım. Burada su yolundaki 3 ilmeği çıkarttım. Dördüncü ilmeği ayırdım. Su yolundaki 3 ilmeği tekrar geriye taktım. Dördüncü ilmek bakın ayrıldı. Arka taraftan örgünün arka yüzünden öne getirdim onu. Önce burada getirdiğim ilmeği ters olarak örüyorum. Buradaki ilmek ters örüldü. 3 tane ters. Su yolu için 3 ilmek düz. Su yolundan sonra bir tane ters. Ve kahve çatlağı örneği. Örnek yapıyoruz yine. Kahve çatlağındaki 3. ilmeği tuttum. Diğer 2 ilmeğin üzerinden geçirdiğim ve bıraktım. Bir tane düz, bir tane artma ve bir tane düz olarak kahve çatlağını örüyoruz.
Bu şekilde ikinci örneğimizi de tamamladık. Sol şimde 4 tane ilmeğim var. 4 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Burası başlangıçtan beri hep 4 tane ters olarak devam ediyor. Dönüyoruz örgünün arka yüzüne. Burada ne görüyorsak o. Düzler düz olarak, tersler ters olarak örülüyor. Döndük örgün ön yüzüne, 17. sıramıza. Şimdi bir tane ilmek kaldı. Onu da yer değiştireceğiz ve örneği tamamlayacağız. Ön pattaki 6 ilmeği yine lastik olarak örüyorum. Burada 3 tane ters önce. 3 tane ters ördüm. Su yoluna sıra geldi. 3 tane su yolu ilmeğimiz var düz olarak. Şimdi sağdaki şişimi aldım. 1, 2, 3, 4. ilmeğe şişimi taktım. 4. ilmeğe şişimi takıyorum. Bu 4 ilmeği soldaki şişimden çıkarttım. Su yolundaki 3 ilmek tekrar soldaki şişe takılıyor. Buradan sadece 4. ilmeği ayırmış oldum. Ayırdığım 4. ilmeği soldaki şişime taktım. Bu aldığım ilmeği yine ters olarak ördüm. Burada 4 tane ters oldu. Su yolunda 3 ilmek düz. Kahve çatlağında da yine 3 ilmek düz. Birinci örneğimizi bu şekilde tamamladık. İkinci örneğe başlıyorum. Önce 3 ilmek ters. Su yoluna kadar geldim. Su yoluna geldiğimde bakın bir tane ters ilmek kaldı. Örgün arka yüzünden sağdaki şişimi aldım. Şöyle 4. ilmeğe şişimi taktım. Sol şişimizden 4 ilmeği çıkarttık. 3 tane su yolu ilmeğini soldaki şişime geri taktım. 4. ilmeği bakın sağdaki şişimde duruyor. Bu ilmeği getirdim. Soldaki şişe taktım. Ters olarak ördüm. İsterseniz dediğim gibi 3. bir şişte de yapabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde pratik bir şekilde de yapabilirsiniz. Ayırdığım ilmeği ördüm. Burada 4 tane ters oluyor. Burada tek tek ilmekler çoğalıyor. 4. ters ilmeği ördüm. Su yolu için 3 ilmek düz. Su yolundan sonra hemen kahve çatlağı. 3 tane düz kahve çatlağı için. Burada örnekler birleşmiş oldu. Kahve çatlağıyla ve su yolu burada birleşmiş oldu. Ve sol şimdi 4 tane ilmek var. 4 ilmeği yine ters olarak ördük. Döndük örgün arka yüzüne. Yine düzler düz olarak, tersler ters olarak örülüyor. Döndük örgün ön yüzüne, 19. sıramıza. Burada ön pattan sonra 4 tane ters ilmek olduğunda, yani başlangıçta da 4 tane ters vardı. Burada da 4 tane ters ilmek olduğunda örnek tamamlanmış oluyor. Burada 4 ilmek ters olduğunda burada burgu yapacağız. Örneği tamamen bitirmiş olacağız. Şu anda 19. sıraya gidiyoruz. Örgünün ön yüzündeyiz. 19. sırada ön pattaki 6 ilmek yine lastik. Burada 4 tane ters. Şimdi burada su yolunda 3 ilmek var. Kahve çatlağında 3 ilmek var. Burada 6 tane ilmeğim var. Buradaki 6 ilmeği burgu yapacağız. Yine 3. bir şişe aldım. Su yolundaki 3 ilmeği ayırdım. Ayırdığım 3 ilmeği kendime doğru bıraktım. Kahve çatlağında da 3 tane ilmeğim var. 3 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Örgünün ön yüzündeyiz. Ayırdığım İlmekler 3 tane ilmek bekliyor. Önce kahve çatlağındaki 3 ilmeği örüyorum. Kahve çatlağındaki 3 ilmeği ördüm. Ayırdığımız 3 ilmeği soldaki şişimize geri takıyoruz. Ayırdığım 3 ilmeği de taktım. Buradaki kalan 3 ilmeğimi de yine düz olarak örüyorum. Şöyle burada burgumuzu da yapmış olduk. Devam ediyoruz. Burgudan sonra 4 ilmek ters. Şimdi ikinci örnekteki de burada
Su yolu ve kahve çatlağında 6 tane ilmek var. Buradaki 6 ilmeği de yine bulgu yapacağım. Arada 4 tane ters ördüm. Üçüncü bir şey aldım. Su yolundaki 3 ilmeği ayırıyorum. 3 ilmeği ayırdım. Kendime doğru bıraktım. Burası önemli. Hep burgun aynı yönde olmasını istediğimiz için 3 ilmeği kendimize doğru bıraktık. Kahve çatlağında 3 tane ilmek var. Önce kahve çatlağındaki 3 ilmeği örüyorum. Düz olarak örüyoruz, yine örgün ön yüzündeyiz. Kahve çatlağındaki 3 ilmeği ördüm. Ayırdığım 3 ilmeği soldaki şişime takıyorum. Sonra ayırdığım bu 3 ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde su yolu sol tarafa geçmiş oldu. Kahve çatlağındaki ilmekler sağ tarafa geçmiş oldu. Bu şekilde birinci örneğimizi de tamamladık. Sonda 4 tane ilmeğim var. 4 ilmeğimi yine ters olarak örüyorum. Dönüyoruz örgün arka yüzüne. Kenardaki 4 ilmek düz. Yine düzler düz olarak, tersler ters olarak örülüyor. 4 tane düz. Burgu yaptığımız 6 ilmek ters. Burgu için 6 ilmek ters. Arada şurada iki burgun arasında 4 tane ilmek var. 4 ilmeği örgün arka yüzündeyim. Düz olarak örüyorum. Burgu yaptığım ilmekler 6 ilmek ters. Ve 4 ilmek düz. Ön battaki 6 ilmekte bir ters, bir düz olarak lastik örülüyor. Döndük örgün ön yüzüne. Birinci örnek tamamlandı. Şimdi tam şurada burgu yaptım. Şuradakileri öreceğim. Burgularımı yapacağım. Yine ön battaki 6 ilmek lastik. Burguya kadar 4 tane ilmek var. 4 ilmek ters. 4 ilmek ters. Burgu yaptığım ilmekler 6 ilmek düz. Burgu için 6 ilmek düz. 2 burgun arasında 4 tane ilmek var. 4 ilmek ters. Burgu için 6 tane ilmeğim var. 6 ilmek düz. Sonunda 4 tane ilmeğimiz de yine ters olarak örülüyor. Şöyle göstereyim. 4 ters, burgu için 6 ilmek düz. 4 ters, burgu için 6 ilmek düz şeklinde toplamda 9 sıra örüyoruz. 10. sırada ikinci burgumuzu yapacağız. Yani şurada. İkinci burguyu da göstereceğim ben sizlere. Şimdi burayı bu şekilde 4 ters, 6 düzle 9 sıra olarak örelim. Burgudan sonra 4 ilmek ters, burgu için 6 ilmek düz şeklinde 9 sıra ördük. Şu anda 10. sıradayız. Örgünün ön yüzündeyiz. Yine burada burgularımızı yapacağız. Ön pattaki 6 ilmek yine lastik olarak örülüyor. Burası hiç değişmiyor. Ön battan sonra burguya kadar 4 ilmek ters. Şimdi burgumuzu yapacağız. 6 tane ilmeğimiz var. Üçüncü bir şey aldım. Birinci, ikinci ve üçüncü ilmekleri, üçüncü bir şey ayırdım ve kendime doğru bıraktım. Burgu için 3 tane ilmeğim kaldı. Kalan 3 ilmeğimizi tek tek düz olarak örüyoruz. 3 tane ayırdığım ilmek, onlar bekliyor. 3 ilmeğimizi düz olarak ördük. Ayırdığım 3 ilmeğimi de soldaki şişime geri takıyorum. Bunları örmemiştik. Bu ayırdığımız 3 ilmeği de düz olarak örüyoruz. Şöyle burgumuzu yapmış olduk. Burgudan sonra 4 tane ters.
Şimdi ikinci burgumuzu yapacağız. Yine üçüncü bir şiş aldım. Altı tane ilmeğim var. Birinci, ikinci ve üçüncü ilmeği üçüncü bir şişe ayırdım. Kendime doğru bıraktım. Burgu için kalan üç tane ilmeğimizi yine düz olarak örüyoruz. Ayırdığım ilmekleri soldaki şişime geri takıyorum. Bunları henüz örmedim. Ayırdığım 3 ilmeği de yine düz olarak örüyorum. Sol şişimizde 4 tane ilmeğimiz var. 4 ilmek de ters olarak örülüyor. Şimdi burgularımızı yaptık. Döndük örgünün arka yüzüne. Örgünün arka yüzünde hiçbir zaman örnek yok. Düzler düz olarak, tersler ters olarak örülüp başa kadar gidiliyor. Kenarda 4 tane düz burgu için 6 ilmek ters şeklinde örüyoruz. Şimdi döndük örgün ön yüzüne, ikinci örneklere başlayacağız. İkinci örneklere başlarken şöyle bir şey yapacağız. Burada 6 ilmeğe su yolu ve kahve çatlağı örneğimizi yapacağız. Birinci örnekte sağ taraftaki 3 ilmeğe su yolunu yapmıştık. Sol taraftaki 3 ilmeğe de kahve çatlağı örneğini yapmıştık. Burada sağ taraftaki 3 ilmeğe kahve çatlağı örneği yapacağız. Yani şuradaki gibi. Önce kahve çatlağı örneğini yapacağız. Sonraki 3 ilmeği de su yolu örneğimizi yapacağız. Şimdi ikinci örneğe başlıyoruz. Ön pattaki 6 ilmek lastik. Bir düz, bir ters olarak burayı örüyoruz. Burada 4 tane ters ilmek var. Bu sefer bu 4 ters ilmek hiç değişmeyecek. Şurada ön patın yanında 4 ters ilmek devam edecek. Hatırlarsanız burada sonda 4 tane ters ilmek vardı. Buraya hiç örnek yapmamıştık. Buradaki 4 tane ters devam edecek ediyordu. Şimdi buradaki 4 ters ilmek devam edecek. Sondaki 4 ilmeğe örnek kuracağız. Ön patın yanında 4 tane ters. Şimdi burada 6 tane burgu ilmeklerim var. Buradaki ilmeklere örnek kuracağız. Önce kahve çatlağı örneği. Hemen kahve çatlağı örneğini burada yapıyoruz. Birinci, ikinci ve üçüncü ilmeğe kahve çatlağı örneği yapılıyor. 3 ilmek için kahve çatlağı örneği için 3 tane ilmeğim var. Üçüncü ilmeği tuttum. Hemen örneği de yapıyorum. Diğer 2 ilmeğin üzerinden geçirdiğim ve bıraktım. Bir tane düz. Hemen ördüğüm gibi sağdaki şişe doladım. Bir tane artma ve bir tane düz. Önce kahve çatlağı örneği yapıldı. Buradaki 3 ilmek de su yolu örneği olacak. Şimdi buradaki 4 tane ters ilmek var. Su yolunun sol tarafında. Buradaki ilmekleri tek tek sağ tarafa alacağız. İsterseniz yine 3. bir şiş alın. Önce o şekilde göstereyim size. 3. bir şiş aldım. Su yolundaki 3 ilmeği ayırdım. Bıraktım. Şöyle sağdaki şişimi alıyorum. Bir tane ters ilmek aldım ve sağdaki şişime geçirdim. Su yolundaki ilmekleri geriye takıyorum. Bakın buradan su yolunun sol tarafından bir tane ilmeği aldık, sağ tarafa geçirdik. Önce o geçirdiğim ilmeği ters olarak örüyorum. Kahve çatlağıyla su yolunun arasına bir tane ters ilmek bıraktık. Sonra su yolu için 3 ilmek düz. Su yolundan sonra kahve çatlağına kadar burada 3 tane ilmeğim kaldı. 3 ilmek ters. Şimdi ikinci örnek için önce kahve çatlağı örneği. 3 tane ilmek var. Hemen kahve çatlağı örneği kuruyorum. 3. düz ilmeği aldım. Diğer 2 ilmeğin üzerinden geçirdim ve bıraktım. Bir tane düz, bir tane artma ve bir tane düz şeklinde kahve çatlağı örneğimi yaptım. Burada su yolu ilmeklerim var. Su yolunun sol tarafında 4 tane ilmek var. O ilmekleri sağ tarafa alacağız. Şöyle 4. ilmeğe şişimi taktım. 4 ilmeği soldaki şişimden çıkartıyorum. Su yolundaki ilmekleri soldaki şişime geri taktım. Buradan bir tane ilmeği su yolunun önüne aldım. Önce ters ilmek örülüyor. Sonra su yolundaki 3 ilmek örülüyor. Sonda 3 tane ters ilmeğimiz kaldı. 3 ilmek ters. Döndük örgünün arka yüzüne.
Yine örgünün arka yüzünde düzler düz olarak, tersler ters olarak örülüyor. Kenarda 3 ilmek düz. Burada su yolu için 3 ilmek ters. Su yolundan sonra 1 ilmek düz. Kahve çatlağında 3 tane ilmek var. 3 ilmek ters. Arada 3 tane düz. Yani kahve çatlağından sonra su yoluna kadar şurada 3 tane ilmek var. 3 ilmek düz. Burada su yolu için 3 ilmek ters. Örgünün arka yüzündeyiz. Su yolundan sonra 1 tane düz. Kahve çatlağı öne için 3 ilmek ters. Burada 4 ilmek düz. Bu 4 ilmek hiç değişmeyecek. 4 ilmek düz. Ve kalan 6 ilmeğimizi de lastik olarak örüyoruz. Döndük örgünün ön yüzüne. Örnekte 3. sıramızdayız. Şimdi ön pattaki 6 ilmek lastik. Altı ilmek ve yanında şurada 4 tane ters ilmek var. Bunlar hiç değişmeyecek. 6 ilmek lastik, 4 ilmek ters. Bu örnekte de bu şekilde devam edecek. 4 ilmek ters. Şimdi kahve çatlağı örneği için önce 3 ilmek düz. Kahve çatlaklarını hatırlıyorsanız 4 sıra arayla yapıyorduk. Burada örnek yapmıyorum. 3 ilmek düz ördüm kahve çatlağında. Önce 1 ilmek ters. Kahve çatlağı ve su yolun arasında ilmekler tek tek çoğalarak devam edecek. Kahve çatlağından sonra 1 ilmek ters ördüm. Burada su yoluna sıra geldi. Su yolundaki sol tarafındaki ters ilmekleri tek tek sağ tarafına alacağız. Şimdi örgünün arkasından sayıyoruz. 3 tane su yolu ilmeği, 4. ilmek. 4. ilmeği tuttum. Şimdi sol içinden 4 tane ilmeği çıkarttım. Su yolundaki 3 ilmeği geriye taktım. Bu 4. ilmeği aldım. 1. ilmek yaptım. En öne geçirdim. Bir tane ters ördüm. Burada kahve çatlağı ve su yolunun arasında 2 tane ters ilmek oldu. Su yolunda 3 ilmek düz yine. Şöyle birinci örneği tamamlamış olduk. Şöyle de takip edebilirsiniz. Kahve çatlakları düzgün bir şekilde devam ediyor. Su yolu burada birinci örnekte önce sağ tarafa doğru yamuldu. Sonra sol tarafa doğru yamuldu. Burada ikinci örnekte önce sol tarafa doğru yamulacak. Sonra sağ tarafa doğru yamulacak. Bu şekilde kıvrım kıvrım devam edecek örneğimiz. Şimdi birinci örnek tamamlandı. İkinci örneğimize sıra geldi. Burada su yolundan sonra 2 tane ters ilmek kaldı. 2 ilmek ters. Önce kahve çatlağı. 3 tane düz kahve çatlağı için. Kahve çatlağından sonra 1 tane ters ilmek var. 1 ilmek ters. Şimdi su yoluna sıra geldi. Su yolunda önce sol taraftaki ters ilmeği alacağız. Sağ tarafa geçireceğiz. Şöyle örgün arka yüzünden yapıyoruz bunu da. 4. ilmeği tuttum. Sağdaki şişimle tutuyorum. Sol şişimdeki 4 ilmeği çıkartıyorum. Su yolundaki hemen 3 ilmeği geriye taktım kaçırmadan. 1 ilmeği aldık. Su yolunun ön tarafına getirdik. Dediğim gibi bunu 3 tane şiş, 3. bir şişte de yapabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde kolay bir şekilde de yapabilirsiniz. Getirdiğim ilmeği önce ters olarak örüyorum. Burada 2 tane ters oluyor. Su yolu için 3 tane düz. Su yolundan sonra 2 tane ters ilmek kalmıştı, kaldı. Onları da ters olarak örüyorum. Birinci örnekte burada kenarda 4 tane ilmek vardı. Onları hiç ellememiştik. Onlar aynen devam etmişti. Şimdi burada su yolu sol tarafa doğru kayıyor. Oradaki ters ilmekleri sağ tarafına alıyoruz. Şimdi dönüyoruz örgünün arka yüzüne. Örgünün arka yüzünde düzler düz olarak, tersler ters olarak örülüyor. Döndük örgün ön yüzüne. Örnekte 5. sıra. Ön pattaki 6 ilmek lastik. Ve lastikten sonraki 4 ilmeği de hep ters olarak örüyoruz. Buradaki ters ilmekler hiç azalma, artma olmuyor. 4 ilmek ters. Burası aynen devam ediyor. Şimdi kahve çatlağı örneği için. Burada kahve çatlağı örneğini yapacağız. 3. düz ilmeği tuttum. Diğer 2 ilmeğin üzerinden geçirdim ve bıraktım. 1 tane düz,
bir tane artma, bir tane düz şeklinde kahve çatlağımı yaptım. Kahve çatlağından sonra iki tane ters. Su yoluna sıra geldiğinde şöyle örgün arka yüzünden 1, 2, 3 su yolu ilmekleri, 4. ilmeği tutuyorum. Sol şimdiki 4 ilmeği çıkartıyorum. Hemen su yolunun 3 ilmeğini geriye taktım. Buradaki 4. ilmeği aldım. Su yolunu hemen önüne getirdim. Ve ters olarak ördüm. Su yolundan önce 3 tane ters ilmek oldu. Su yolundaki 3 ilmeği de örüyoruz. Su yolundan sonra 1 tane ters ilmek kaldı. Burada su yoluyla kahve çatlağı örneği birleşene kadar, yani 1 tane ilmek kalmış. Bir kez daha ilmek değiştireceğiz. Burada orta kısımda da 4 ilmek olana kadar bu şekilde örelim. Döndük örgün ön yüzüne. Örnekte 9. sıramız. Su yolunun kenarında 4 tane ters ilmek vardı. Onları tek tek su yolunun sağ tarafına taşıdık. Burada su yoluyla kahve çatlağı örneği birleşti. Sonda da zaten su yolu kenara dayandı. 4 tane ilmek vardı. Onların hepsini tek tek içeriye aldım. Kenarda hiç ters ilmek kalmadı. Bu şekilde örneğin tam ortasına sıra geldi. Şimdi su yolunu sol tarafa doğru yatırmıştık. Şimdi sağ tarafa doğru yatıracağız. Şimdi 9. sıradayız. Ön pattaki yine 6 ilmeği lastik olarak aynen devam ediyor. Ön pattan sonra 4 ilmek de ters olarak örülüyor. Bu da hiç değişmedi. 4 ilmek ters. Şimdi 3. kahve çatlağı örneğimizi yapacağız. 3. ilmeği tuttum. Diğer 2 ilmeğin üzerinden geçirip bıraktım. Bir tane düz, bir tane artma ve bir düz şeklinde kahve çatlağı örneğinde 3.sünü yaptım. Şimdi burada kahve çatlağı ve su yolunun arasında 4 tane ters ilmek var. 3 tanesini örüyorum. Buradaki sonuncu ters örneği su yolunu sol tarafına taşıyacağız. Bunu da şöyle yapacağız. Bir tane ilmek kaldı. İsterseniz yine üçüncü bir şişten yardımın. İsterseniz benim gibi. Birinci ilmeği atladım. Birinci su yolu ilmeği, ikinci ve üçüncüyü sağdaki şişime aldım. Soldan yine 4 tane ilmek çıkartıyorum. Bakın bir tane ters ilmek. Bunu hemen soldaki şişime aldım. Su yolundaki 3 ilmeği aldım. Onları tek tek yine soldaki şişime takıyorum. 3 tane ters ilmek ördükten sonra su yolundaki 3 ilmeği düz olarak örüyorum. Su yolundan sonra şöyle arkadan geçirdiğim bir tane ters ilmek var. Bir tane ters. Bakın su yolu sağ tarafa doğru hemen dönmeye başlıyor zaten. Bir tane ters ördüm. Burada kahve çatlağı örneğini yapacağım yine. 3. ilmeği aldım. Diğer 2 ilmeğin üzerinden geçirdim ve bıraktım. Kahve çatlağı için bir düz, bir artma, bir düz şeklinde örüyorum. Kahve çatlağı ve su yolunun arasında 4 tane ilmeğim var. 3 tanesini örüyoruz. Bir tane ilmek kaldı. Şimdi burada su yolu için 1, 2 ve 3 tane düz aldım. Sol şişimden 4 ilmeği çıkartıyorum. Hemen bir tane ayırdığım ilmeği soldaki şişime aldım. Sonra su yolundaki ilmekleri alıyorum. Bu sefer su yolunun sağ tarafından sol tarafa taşıyoruz ilmekleri. 3 tane ters. Su yolu için 3 tane düz ve şöyle örgün arka yüzünden geçirdiğim 1 tane ters. Şimdi burada 1 tane ters oldu. Burada kenarda 4 tane ters ilmek olana kadar, yani şöyle su yolu ve kahve çatlağının arasında 3 tane ilmek kaldı. Onları da tek tek sol tarafa taşıyacağız. Örnek bu şekilde devam edecek. Döndük örgün arka yüzüne. Yine örgün arka yüzünde tersler ters olarak örülüyor. Düzler düz olarak örülüyor. Döndük örgün ön yüzüne 11. sıraya. Yine 6 ilmek lastik. Burada 4 tane ters ilmeğimiz var. 4 tane ters. Şimdi örneklerde kahve çatlağında 3 tane düz. Kahve çatlağından sonra 3 tane ters ilmek var. 2 tanesini örüyorum. 1, 2.
İki tanesini ördük. Şimdi buradaki ilmeği sol tarafa taşıyoruz. Burada sağdaki işimi aldım. Su yolundaki ilmekler 1, 2 ve 3 tane ilmeği aldım. Bakın burada bir tane ters ilmek bıraktım. Sol şişimden 4 ilmek çıkartıyorum. Bu ayırdığım ilmeği sol şişime aldım. Sonra su yolu ilmeklerini tek tek soldaki şişime geri takıyorum. Burada 2 tane ters ördük. Su yolunda 3 tane düz. Burada 2 tane ters. Buradaki ilmekler çoğalıyor bu sefer. Su yolumuzda sağ tarafa doğru yatmaya başladı. Kahve çatlağında 3 tane düz. Kahve çatlağı için 3 ilmeği düz olarak ördüm. Kahve çatlağından sonra 3 tane ters var. 2 tanesini örüyorum. 2 tane ördüm. Şimdi burada 1 tane ters ilmek kaldı. Su yolundaki 3 ilmeği sağ şişimle bakın şöyle tek tek alıyorum. Örmeden alıyorum. Aldım. Sol şişimden 4 tane ilmek çıkartıyorum. 1 tane ters ilmek var boşta. Hemen onu soldaki şişime taktım. Sonra su yolundaki ilmekleri takıyorum. Önce su yolundaki 3 ilmek düz olarak örülüyor. Sonra bakın arka tarafa geçirdiğim bir tane ters. Daha önceki geçirdiğimde 2 tane tersimiz oldu. Şöyle örneğimi de göstereyim. Su yolu bu sefer sağ tarafa doğru yatmaya başladı. Örgünün arka yüzünü döndüğümüzde yine düzler düz olarak, tersler ters olarak örülüyor. Örneklerimize bu şekilde devam edeceğiz. Kahve çatla ve su yolunun ortasında 2 tane ilmek kaldı. Bunları da tek tek su yolunun sol tarafına taşıyacağız. Buradaki su yolu ile ve kahve çatlağı birleşene kadar devam edecek. Buradaki su yolu ve kahve çatlağı birleştiğinde ikinci örnek de tamamlanmış olacak. İkinci örneği de tamamladığımızda yine burgumuzu yapacağız. 9 sıra örüp 10. sırada yine burgumuzu yapacağız. Üçüncü örneğe başlarken de aynı birinci örnekte yaptığımız gibi başlayacağız. Bu şekilde birinci, üçüncü, beşinci örnekler aynı şekilde. İkinci, dördüncü, altıncı örnekler de aynı şekilde başlanacak. Su yolu birinci örnekte sağ tarafta, ikinci örnekte sol tarafta. Bu şekilde su yolu kıvrılarak devam edecek. Şimdi örneğin genişliğini ölçmek istiyorum ben sizler için. Ön pattaki alt ilmeği ölçmüyorum. İki örneğin genişliği 8 santim olmuş. Burgu ve kahve çatla örneği olduğu için örnek topluyor. İlmek sayınız fazla olacaktır. Dediğim gibi iki örneğin genişliği 8 santim olmuş. Kendi bedeninizi ölçün. Kaç santim yapmanız gerekiyorsa ona göre ilmek sayısında başlayabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma üye olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar.